Nazlı'ya söylemişsin. Ama iyi olacak, ona biraz zaman ver. Ne kadar zaman gerek? Ben Rambi'yi hala unutamadım çünkü. Bu zamanın bir sayıcı yok ki çocuğum. Nazlı'nın bir an önce üzülmekten vazgeçmesini tercih ederim. Ali, sen niye Nazlı'nın bu kadar üzülmemesini istiyorsun? Çok iyi bir insan çünkü. Bana sürekli jest yapıyor. Ben de ona bir jest yapmak istedim ama olmadı. Geldim yine size söyledim. Yani sadece iyi bir insan olduğu için üzülmemesini istiyorsun, öyle değil mi? Başka bir şey değil yani. Başka ne olabilir ki? Ali, sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Tabii ki hoşlanıyorum. Hoş olabilecek bir sürü özelliği olan bir insan. Yani öyle değil. Başka bir şey olabilir mi yani? Hı? Hı? Ali, çocuk dur. Tamam. Dur. Tamam. Affedersin. Kafamı karıştırıyorsunuz ama. Kusura bakma, öyle pat diye sordum ama sen daha önce bu duyguyu hiç tatmadığın için ben de heyecanlanıyorum yani. Ben heyecanlanmadım. Ayrıca bu çok karışık bir durum. Ben birinden hoşlandığımı nasıl anlayacağım? Bilsin de. Mesela kalbinden böyle aşağıya doğru bir şey akıyor mu onu gördüğünde? Sanmıyorum. Peki? Nefesin kesiliyor mu? Göz bebeklerin büyüyor mu? Böyle avuçlarının içi terliyor mu? Enfarktüs. Ne? Enfarktüsü tarif eder gibisiniz. Hayır. Nazlı'yı gördüğümde enfarktüs geçirmiyorum. Peki sürekli onu düşünüyor musun? Onu görmek için bahaneler uyduruyor musun kendi kendine? Bu çok karışık bir durum Adil Hocam. Aynı zamanda çok tehlikeli görünüyor. En iyisi ben kimseden hoşlanmayayım. Bu senin elinde değil ki çocuk. Yok. Ben kesinlikle hoşlanmaktan soğudum. Ben böyle iyiyim. İyi sen bilirsin. Sen nasıl biliyorsan öyledir zaten. Hadi gel, seni eve bırakayım. Merhaba Açeli hemşire. Nazlı evde mi? Uyu. Arkadaşım değilsin. Olmak istemediğini sen söyledin. Ya bu senin tercihin tabii. Bir şey diyemem. Ama ben böyle olmamasını isterdim. Ama Nazlı öyle değil. Biz onunla arkadaşız. Rica etsem, Nazlı'ya ona uğradığımı söyler misin? Ali. Ben sana geçen gece biraz... Kim gelmiş? Nazlı geldi, ben gidiyorum. Ali. Hoş geldin, ne haber? Nazlı, bana kızgın mısın? Değilim. Niye kızgın olayım? Sen bir şey yapmadın ki. Ben yaptım. Ama ben de söyledim. Yetimhanede de böyleydim. Her şeyi ben pat pat diye söylerdim. Sonra bana ispiyoncu derlerdi, kızarlardı. Seni ispiyonlamadım değil mi?
piyonlamadın tabii. Ayrıca eğer söylemeseydin garip olurdu. Adil Hoca'yla da konuştum. İyi olacağını söyledi. Sadece zaman lazımmış. O gereken yerlere de söyleyecekmiş. Ben de mutlu olman için çalışacağım. Zamanı ileri alamam ama jest öğrendim. Jest yaparım mesela, olmaz mı? Ali, şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Böyle sana sıkı sıkı sarılıp ağlamak istiyorum. Tamam, merak etme, yapmayacağım. Biliyorum sevmediğini. Sonra görüşelim. Bana sarılmak istiyormuş. Göz bebeklerim büyüyor. Avuçlarım terli. Eyvah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.